Özgürlük aslında bir insanın bireyselliğinin en zirvede olduğu motiflerden bir tanesi. Yani bir birey olarak kendinizi maksimum düzeyde ortaya koyabildiğiniz şey özgürlüğünüz. Çünkü kendi kararlarınızı verebilme hakkına sahip olmak gibi bir şey. Dolayısıyla da karar sizin ve hayatınızla ilgili istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Bundan beslenen bir motif. Çok aslında eril bir, yani yapısal olarak eril, hani yin yang vardır ya, eril dişi. Onunla ilgili bir boyutu var. Ancak günlük hayatta ve pazarlama dünyasında karşılığı daha çok seçme özgürlüğüyle, kolaylıkla, hızla, esneklikle karşılık bulabiliyor. Baktığınızda örneğin bunu bir iletişime taşımak istediğinizde size ne kadar çok seçenek sunuyorum demek. Çoğunun arkasında aslında insanların ne kadar esnek ve özgürce bir şeyleri yapabilmesiyle ilgili motifler de var. Örneğin ürün ve hizmetlerde bunu kullanmak istediğinizde çok daha hız, çok daha büyük kolaylık, esneklik, bütün bunların hayata getirdiği daha merkezde özgür hissedebilme. Çünkü bütün o yüklerden arınmayı da beraberinde getiriyor. İletişimde ferahlığı kullanarak bunları hayata geçirebilirsiniz. Örneğin fiyatlandırmada tek tip fiyat değil, farklı farklı müşteri kitlelerinin değişik değişik fiyatları seçebilmesine imkan vererek. Yakın ve rahat aslında Türkiye'nin sosyal değişiminin bir uzantısı. Türkiye'de büyük şehirler ve aslında coğrafi açıdan insanlar bu kadar çok yer değiştirdikçe kırsaldan kentsele doğru dönüş ve gittikçe işte çok daha %80'den fazla nüfusumuzun kentlerde yaşadığı bir hale geldikçe ve bütün bunların sonucunda oluşan bir trend. Eskiden şehre gelen insanlar şehir tarafından absorbe edilebiliyorlardı. 1970'lerin, 80'lerin dünyasında bir şehirde insanların sizi kabul edebilmesi için şehirli olmanız gerekiyordu. Bugün bu yok. Bu trend bunu söylüyor. Diyor ki siz artık insanlar şehirli olabilmekle ilgili bir rol modele ve onları dönüştürebilecek olan bir yapıya sahip değiller. Beyaz Türk rol modeli öldü. Kullanmayın. Reklamlarınızda, iletişimde kullanmayın. Bembeyaz suratlı, sarı saçlı, mavi gözlü, benim çocuğum gibi çocukları kullanmayın. İnsanlar, hatırlar mısınız eskiden benim gençliğimde televizyona biri çıkıp konuştuğunda, aksanla konuştuğunda yadırgardık. Şimdi hiç yadırgamıyoruz. Artık bunu anlatıyor. Herkes kendi haliyle içinden geldiği gibi yaşama özgürlüğüne sahip. Yeni bir şehirli tanımı oluşuyor. Bu şehirli çok ilginç şekilde geçmişteki jenerasyonların gördüğü dışlanmayı, istediği kadar dönüştüğü halde bile gerçekten aslında kabul görmemişliğe de tepkili şekilde son derece hoyrat. İçinden geldiği gibi kural tanımaz ve her alanı kendi özel alanı gibi kullanabilen, tanıdık geliyor mu bilmiyorum. Böyle bir şehirlilik var. Bu çok büyük bir kitle. Bu insanlarla günlük hayatta yaşarken bir kısmıyla zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Aranızda bunlardan olduğunu düşünemiyorum. Zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Ama onlar çok büyük bir hedef. Onları anlamak ve onların derdinin ne olduğunu çözmek lazım. Onların derdi şu, diyor ki hayat senin içinden geldiği gibi yaşa. Özgürlüğün ve keyfin senin her şeyin üstünde. Kendin gibi olmak en büyük özgürlüktür. İçleri bunu duymak istiyor. Dolayısıyla bu trendi, ki bunlardan milyonlarca var yeni şehirli insanlar, bu insanlara doğru pazarlama yapacak, onları müşterimiz yapmak istiyorsak onları iyi anlamak lazım. Çünkü onların beslendikleri bu motifin bir ucu spontanlıktan besleniyor. İçinden geldiği gibi olmaktan. İkincisi özgür olmaktan. Yani şöyle demiyor, öyle davranma, böyle konuşma, böyle giyme, böyle durma. Bütün bunları duymak istemiyorlar. Kurallar, kısıtlamaları duymak istemiyorlar. İçlerinden geldiği gibi. Biz insanları değiştiremeyiz. Ancak onları müşterimiz yapabiliriz. O yüzden bu trendi özellikle iletişimde ve iletişim kanallarını kullanırken çok dikkat etmek lazım. Beyaz Türk'ü yüksek tondan konuşmayı, meli malı tonlarını böyle süper egoyla insanlara yön veren, şekillendiren tonlardan çok daha özgürlükçü, kapsayıcı ve insanlara özgürlük alanı veren bir yapıya geçirmek lazım.